Yepyeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır bu açıdan sizlere video yayınlamak nasip olmamıştı ve gerçekten çok özel bir videoyla karşınızdayım. Çünkü Monster çok güzel ve özel bir aksesuar seti yapmış arkadaşlar. Bu aksesuar ailesi gerçekten seti diye adlandırıyorum çünkü set olarak aldığınızda hem çok şık bir görüntüye hem de çok kullanışlı bir ürünlere sahip olacağınız anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Gerçekten çok beğendiğim ürünlerle sizlerin karşısındayım. Bu ürünler arkadaşlar bu videoda sizlerle olacak. Pusat Control Mousepad, Pusat Business Pro kablosuz fare ve Pusat Business Pro mini kablosuz klavye. Bu videodaki konuğum, ürünlerin hepsi önümde. Bir de burada tabii ki Pusat mini klavyenin bir de büyüğü burada. İkisinin arasındaki bu dönüşümü de hani görün diye, arasındaki benzerliği de görün diye buraya ikisini birlikte önüme koydum. Burada da mouse'um var gördüğünüz üzere. Hemen ürünlerin detaylarına geçelim. Çünkü bu ürünler hem fiyat anlamında çok avantajlı hem de deneyim anlamında benim beklentimin çok ötesinde bir deneyimi bizlerle buluşturuyor. Neden bu ürünler benim beklentimin çok ötesinde bir deneyimi bizimle buluşturuyor? Çünkü arkadaşlar fiyatları oldukça uygun olmasına rağmen bu ürünler deneyim anlamında daha üst seviyedeki böyle fiyat anlamındaki ürünlerle benzer deneyimleri bizler buluşturmayı başarıyor gerçekten. Hani bu açıdan açıkçası benden geçer not almayı başardı bu ürünler. Sizleri de gönül rahatlığıyla anlatma fırsatını bana sunmuş oldu. Şimdi gelelim bu arada detaylara geçerken hemen sizlere de hatırlatayım. Kanalıma abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi de yorumlara yazmayı lütfen ama lütfen ihmal etmeyin. Klavyeye baktığımız zaman arkadaşlar önceki nesline göre, ki önceki nesli buradaki büyük nesil görüyorsunuz. Mini versiyonu bence aynı deneyimi sunmak için birebir üretilmiş. 322 gramlık bir klavye. Şu an önümde durmakta olan bu mini boy klavye arkadaşlar. Gerçekten çok hafif olduğunu söylemem lazım. Bu tabi bize ne sunuyor derseniz, siz nereye isterseniz oraya gönül rahatlığıyla götürebiliyorsunuz. Çantaya atın, isterseniz direkt doğrudan elinize alın. Hiç size bir yük yapmıyor, hiçbir ağırlık yapmıyor. Doğrudan alıp gidebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Bu gayet güzel bir avantaj diye düşünüyorum. Bu klavyede çoklu bağlantı özelliği de var. Aynı anda sadece bir ufak değiştirme tuşuyla 3 farklı cihazla da kullanabiliyorsunuz. Farklı cihazlar demişken, ürünü Windows, Mac, Android, iOS nerede isterseniz rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani bir iPad'de de kullanabilirsiniz. Aynı anda bir Windows bilgisayarda da kullanabilirsiniz. Çünkü farklı farklı seçenekleri de bağlayabiliyorsunuz ve anlık olarak sadece bir tuş yardımıyla değiştirerek kullanabiliyorsunuz. Bu da benim beğendiğim diğer özelliklerden bir tanesi oldu ki çok üst segment ürünlerde normalde bunları görürken bu seviyede bir üründe bunu görmek bence gayet başarılı oldu sevgili arkadaşlar. Klavyenin ışığı açıkken arkadaşlar yaklaşık 60 saatlik bir kullanım, kapalıyken de 100 saate varan bir kullanım süresine sahip. Tuşların sessizliği olsun, kullanım ergonomisi olsun, benim için fazlasıyla keyifli ve güzel bir, beğendiğim bir ürün olmayı başardı. Yaklaşık bir aydır kullanıyorum. Ana cihazım olarak kullanıyorum tüm bu aksesuarları, ki masada durmakta olan bu mousepad de dahil olmak üzere. Herhangi bir problemle ya da bir sıkıntıyla karşılaşmadım. İzmir'de havalar ısınmaya başladı. NASA'da durmakta olan bu mousepad'i de İzmir'in sıcaklarında kullanmama rağmen böyle bir elde terleme, efendime söyleyeyim bilekte bir rahatsızlık vesaire, hiç bunlarla karşılaşmadım. Mouse'da da klavyede de genel olarak ciddi bir problem ya da herhangi bir problem bile bana sorarsanız yok arkadaşlar. Ki Mac'le de Windows'ta da kullandım ama daha çok Mac'le test etme şansım oldu. Hani gayet uyumlu ve problemsiz çalıştığını sizlere söyleyebilirim. Bu arada ürünleri Type-C ile şarj ediyorsunuz. Onu da sizlere söyleyeyim. Hani bu klavyeleri nasıl şarj edeceğiz diye soranlarınız olabilir. Doğrudan bir Type-C yardımıyla ürünleri şarj etmeniz mümkün. Burada Type-C detayının düşünülmüş olması da bence önemli bir avantaj sevgili arkadaşlar. Mouse'a baktığımızda ise en önemli detay bence sessizliği. Çünkü bu üründe neredeyse değil, doğrudan tıklama sesi yok arkadaşlar. Bu çok önemli. Çünkü gece geç saatte iş yaptığınızda ya da sessiz bir ortamda iş yaptığınızda gerçekten bu klavye ve mouse sesi inanılmaz rahatsız edici oluyor ki bu üründe herhangi bir ses yok arkadaşlar. Tek şarja 55 saate varan bir pneumli var ki burada yine Type-C üzerinden bir şarj sağlandığını ve çok hafif bir ürün olduğunu sizlere söylemeliyim. Yaklaşık 75 gramlık bir ağırlığı var bu mouse'un sevgili arkadaşlar. Akıllı güç yönetimi özelliği sayesinde de siz kullanmazken bekleme moduna geçiyor ve bu sayede şarjı çok daha verimli kullanıyor.
kullanıyor. O size az önce söylediğim 55 saatlik pil ömrü böyle yayılarak kullanıldığı zaman size neredeyse böyle hani ortalama bir kullanım yaptığınızda ayda bir defaya varan bir böyle şarj imkanı sunabilir bu ürün. Onu da sizlere söyleyeyim sevgili arkadaşlar. Kutusundan ayrı bir aparat da çıkıyor bu mouse'un arkadaşlar. Kablosuz bağlantıyı doğrudan kendi üzerinden kullanmak isterseniz benim size nacizane tavsiyem hemen mouse'un altında bulunan bu göze bu aparatı saklamanız. Çünkü kutuyu yanlışlıkla atarsanız ya da bir yere koyup unutursanız bunu kullanamayabilirsiniz. Doğrudan Bluetooth'la kullanmak zorunda kalabilirsiniz. Dolayısıyla hem aynı anda çift bağlantı özelliğini kullanabilmek için hem de bu ürünü daha efektif kullanabilmek için mutlaka içinden çıkan aparatı iç tarafında bulunan bölgeye yerleştirin ki eğer Bluetooth'ta kullanmayacaksınız ürünü, onu da söyleyeyim. DPI yani hassaslığını da altından yönetebiliyorsunuz. Bu kablosuz parçasıyla daha az önce sizlere söylediğim parçayla bilgisayara bağlarsanız buradan Bluetooth'la aynı zamanda iki ayrı cihaza bağlayabiliyorsunuz. Tüm ürünler için söylüyorum. Aynı anda iki farklı cihaza bağlanabilme özelliği bence çok hayat kolaylaştırıcı bir özellik. Farklı segmentteki cihazlarda kullananlarınız olmuş olabilir. Bana hak vereceklerdir diye düşünmekteyim sevgili arkadaşlar. Masamda şu anda örtülü olan az önce de sizlere hafifçe bahsettiğim bu mousepad de kocaman bir mousepad arkadaşlar ama inanın efsane, onu söyleyeyim sizlere. Çünkü bir kere üstüne toz tutmuyor. Bunu söylemek lazım. Ne yazık ki hava çok tozlu oluyor biliyorsunuz. Evde de ciddi toz problemleri oluyor. Ben daha önce deri bir mousepad kullanıyordum. Onda çok ciddi böyle tozlar belli oluyordu falan ama bu biraz daha böyle farklı bir yapıda yapılmış. Çok daha az tozlar belli oluyor bunun üzerinde. Ve 3 farklı boyutta geliyor. Small, medium, XL diye. Benim şu anda önümde serili olan model XL. Zaten anlaşılıyordur büyüklüğünden şöyle yani. Kocaman bir büyüklüğü var. Onu da söylemek lazım. Bu masa yaklaşık 1,5 metre. Hani neredeyse masayı tamamen kaplamış durumda arkadaşlar. Ve burada toz ve leke göstermemesi oldukça önemli. En yüksek DPI ayarında bile mouse kullanımında bir sorunla karşılaşmadım arkadaşlar. Suya ve neme de dayanıklı bir ürün. Bence zaten alırsanız klavye ile mouse'u beraber alın. Ama bu sete bunu da eklemenizde fayda var diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Monster'ın yeni ürünlerini siz nasıl buldunuz? Bu aksesuar konusundaki Monster'ın girişimi sizce nasıl olmuş? Artık Monster aksesuara biraz daha farklı bakıyor arkadaşlar anladığım kadarıyla. Önceden sadece aksesuar olarak bakılan bu ürünler artık farklı bir aile gamı, farklı bir kalite ve farklı bir deneyim sunabilmesi için özel geliştirilmiş ve güzel de bir deneyimi bizlerle buluşturacak gibi duruyor. Burada sizlerin yorumları benim için oldukça önemli. Ürünlerin linklerini hemen yorumların üstüne sabitliyorum. Oradan zaten görebilirsiniz ürünleri ve tabii ki düşüncenizi yorumlara yazıp bu videoyu beğenip abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bye bye.